Abi bu burada ne yapıyor ya? Oğlum bir sakin olun artık, bir sakin ol ya. Adam yardıma geldi bize, boya yapıyoruz işte. Etmesin abi yardım falan ya. Sen niye hep bizim etrafımızda dolaşıp duruyorsun? Alper saçmalama. Bak ya bir de üstüme yürüyor bak. Ya. Alper. Abi durun tamam. Beyazıt sağ olsan bugünlük gidebilirsin ya. Alper hadi siz de abi hadi. Duydun işte hadi. Bir daha da etrafımızda dolaşma. Alper. Hı. Kardeş sen bir sakin ol istersen ya. Of telefona bakın biriniz bari. Ne olur durmazsam sakin ha. Ne olacak? Ha? Alper. Göstereyim mi? Göster. Alper. Lan özür dilerim. Ya tamam yeter ya. Yeter herkes bir dursun şimdi. Beyazıt sen gidebilirsin tamam. Haziran. Sen de Melisa ile Alper'i al. Gidin buradan. Burak. Nehir. Siz de izinlisiniz. Hadi siz de gidin. Herkes gitsin abi hadi. Biz gidince ne yapacaksınız? Bir kere burası benim de otelim tamam mı? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Sen beni hiçbir yere gönderemezsin. Benim de otelim. Nehir. Nehir. Tamam be ne yaparsanız yap. Yürü Alper. Sen de yürü. Tamam. Ben de çocuklar. Kordular. Babacığım. Annem. Hoş geldiniz. Nasıl geçti yolculuğunuz? İyi misiniz? Teşekkür ederim. İyiyim evladım. Sen nasılsın? İyiyim sağ ol. Annem. Baba. Canım kızım. O benim ay yüzlü oğlum. Bizimkilerle gelmediniz mi siz? Geldiler ya. Anneciğinin midesi çok fena oldu yolda. Ha. Ay kadıncağız yol boyu söylendi durdu. Ay vallahi Allah babana sabır versin oğlum. Anneciğim ne diyorsun? Ay ne dedin ki ben şimdi? Neyse ben bir onları karşılayıp geleyim. Annem. Oğlum. İyi misin? Babana sor. Baba yine ne yaptı? Hayda. Ya ne yaptım ben şimdi? Ya bu senin annen var ya. Hı. Denizdeki dalganın hesabını ben tasarım. Ben ha deyince nasıl gelip gideyim oğlum buraları tekne tepesinde? Ha o da benim suçum. Ya bu çocuklar zaten gelip bizimle yaşamayacaklar. Yaşayacaklar. Oldu bir kere ne yapalım? Bak mis gibi temiz hava. Geçersin açılırsın. Anlamadım. Nerede yaşayacakmışız? Hadi bizi yerleştirin de sonra konuşuruz. Hadi o zaman. Hadi. Nasıl yetiştireceğiz bilmem ki. Kayağımız bir kopuca girdi. Melisa. Ya biz niye dolaşıp duruyoruz? Bizimkiler bekliyor. Biraz dinleneceğiz dediler. Alışverişe çıkacağız sonra ha? Ya bizim yapacak bir sürü işimiz yok mu? Düşünüyorum Alper. Ya ne düşünüyorsun bu kadar? Tamam gel kafede düşün. Alışveriş yaparken düşün. Ya düşünce sonuçta bunlar yani. Alıp beraber götürebiliriz düşünceleri. Ha? Ben işte kendimle beraber götürmek istemiyorum. Biraz da sen düşün istiyorum. Ama ne dinliyorsun ne de cevap veriyorsun. Tamam. Tamam. Sor. Ne istiyorsan sor. Hı? Sen de babanlarla aynı şekilde mi düşünüyorsun Alper? Bu aynı eve taşınma mevzuları falan. Şakanın tadı kaçmaya başladı çünkü. Ya Melisa, sen niye babamı bu kadar taktın? Bırak adam söylensin, dursun. 2-3 güne gidecekler zaten. Yuh! Ne çabuk! Ben bunun var ya bak. Bırakın. Sana ne oluyor ya? Sen yoksa hala... Melisa saçmalama. Ne peki bu şimdi? Ya ben adamı görmeye katlanamıyorum. Katlanamıyorum adamı görmeye diyorum sana. Yoksa ne alaka yani bana ne? Ben de onu diyorum Alper. Sana ne? Bu sorunu çözmezsen ben artık yokum. Ya Melisa. Kız Nuriye hayırlı işler. Sağ ol Görkem. Melisa Karabatağ. Hayırdır burada tek başına ne yapıyorsun bakayım? Alper nerede? Hem sizinkiler bugün gelmeyecekler miydi? Anladım çok fazla oldu sorular ama cevaplarını almak zorundayım bebeğim. Alper nerede bilmiyorum gelir birazdan. Ben de izinliyim. Anlaşıldı. Kalp masajı.
Kah benim kara batağım, Melisa'm. Hı? Ne oluyor sana? Düşürdün yüzünü. Asma öyle. Yoksa dans yüzünden mi? Kız ben sana tek kişilik gösteri yazarım. Tabii sahneleriz beraber. Kara batak Melisa sahnelerde. İçindeki fırtınayı anlatan modern bir anlatı. Bak yüzün gülmeye başladı. Hep yüzün gülsün. Bunu evet diye alıyorum, tamam mı? Yarın programa başlıyoruz. Ben dansa üzülmüyorum ki. Alper'le en ufak sorunu bile çözemiyoruz. Hı. Ailelerimiz geldi, onlarla da anlaşamıyoruz. Ben mesela kendi anne babamı düşünüyorum. Onlar hiç konuşmadan anlaşıyor Görkem. Ey yaşlı ruh. Bu genç kızın bedenini hemencik terk et. Görkem ya. Ne Görkem ayol? Hı? Hep acele, hep acele. Nereye koşuyorsun? Evet, daha vaktiniz var. Her şey yolunda, merak etme. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Görkem diyor. Görkem! Hı? Görkem! Hah, geldi. Görkem. Bak tombik belamı. Görkem! Koşturma. Görkem. Koşturma. Zaten şişecek, dalağın da kalmadı artık. Patlayacaksın ayol. Yahu bu dükkan niye kapalı ya? Allah aşkına, turistler gelecek, bir şeyler yiyecekler ya. Dükkan kapalı ama. Alper. Alper, gel Alper. Nereye gel Alper, nereye gel Alper? Yarın porsiyon, şöyle yuvarlanacağız beraber, tamam mı? Pislik hemşire bırakalım. Öpüyorum. Halde şu iş, hadi. Hadi yürü, devam ki. Selam. Özür dilerim. Yani biraz abartmış olabilirim. Haklıydın. Alper, yakında evleniyoruz biliyorsun. Evet, yani biliyorum. Niye söylüyorsun ki şimdi bunu? Benimle bir ömür geçirmek istediğine eminsin değil mi? Melisa, biz konuştuk bunları değil mi seninle? Konuştuk, konuştuk da. Ben hala kendimi ikna etmeye çalışıyorum Alper. Yani sabah olanları gergin olmana bağlıyorum, anlıyorum ama... sanırım beni gerçekten mutlu olduğuna ikna etmen gerekiyor. Melisa, bak. Sana aşık oldum o ilk zamanlar. Deli gibi sokaklarda dolaştığım, baktığım her yerde seni gördüm, o delilik hali. Ya geçti gitti. Ama ben o zamanlar çok mutsuzdum. Niye biliyor musun? Çünkü elini tutamıyordum. Şu an bana baktığın gibi bakmıyordun o zamanlar. Ya tamam. Bak. Aşkına alıştım. O delilik hali geçti gitti. Ama ben hayatımda olmadığım kadar mutluyum şu an. Yani hayatımız boyunca hiç üzülmeyeceğiz diyemem sana. Bu yalan olur. Ama biliyorum. Sen varsan sonunda hep mutlu olacağım ben.